Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Double Dragon 1 oyunu oynayacağız. Double Dragon 1, 1987 senesinde arcade makineler için yapılmış bir beat'em up oyunu. Ama biz bugün Sega Mega Drive versiyonu, daha doğrusu Amerika'da bilinen ismiyle Sega Genesis versiyonu oynayacağız. 16 bitlik oyun konsoludur. Bunu oynamamızın sebebi arkadaşlar aslında şudur. Biz bunu zamanında Atari salonunda çok fazla oynama şansımız olmamıştı. 1987 senesini düşünürsek ben 4 yaşındaymışım yani. Daha sonra 90'ların başında bu oyunu Sega Mega Drive veya işte Sega Genesis diyoruz. Sega Genesis için aldığımızda çok beğeniyle karşılamıştık. Ayrıca 1987'de çıkan ilk versiyonu arkadaşlar bu oyunun, arcade makineleri için çıkan versiyonu, ekranda birkaç rakip olduğu zaman maalesef ciddi anlamda yavaşlamaya sebep oluyordu. Çok iyi programlanmamıştı. Enteresan bir şey yani. Ama işte o zamanın teknolojisi bu kadar izin vermiş diyelim. Şimdi ben oyunda ölmemek için bir hile yaptım açıkçası. Çünkü oyunun sonuna kadar gelmek istiyorum. İlk baştaki sahnede gördüğünüz gibi bir kızı kaçırdılar. Black Warriors isimli bir çete bu. Ve başlarında Willie isimli bir terörist başı var. Willie ve Jimmy 12 yaşından beri Çin dövüş sanatı olan Soul Setsu Ken'in varisleri. Babalarından bu eğitimi alıyorlar ve 20 yaşına geldiklerinde de Soul Setsu Ken ustası oluyorlar ve ücretsiz bir şekilde kendi dojolarında halkı bu çetenin hain işlerine karşı kendilerini koruması için halka ücretsiz ders veriyorlar, eğitim veriyorlar arkadaşlar. Billy ve Jimmy ikisi de Marion isimli dojodaki kıza aşıklar ve çetenin lideri tarafından az önce kızın kaçırıldığını gördük. Bunun üzerine harekete geçiyoruz. Biz bugün Billy'yi seçtik. Billy ile oynayacağız. Oyunumuz inanılmaz zor. İnanılmaz zor yani. Oynanacak gibi değil. Ama bakın gördüğünüz gibi hareketler falan gayet ilkel. Onun için beat'em up türünün ilk örneği olarak 1989 senesinde Capcom'un çıkardığı Final Fight gösterilmekte ama bana sorarsanız ilk örneği budur. Yani beat'em up türünün ilk oyunu hangisi derseniz bana göre Double Dragon 1'dir arkadaşlar. Daha sonra bir defa şunu söyleyeyim. Daha çok yeni bir tarihte PC için Triloji paketi çıktı. Double Dragon 1, 2, 3 diye. Ona ben baktım arkadaşlar. Gayet de beğendim ama yani görsel olarak falan da bundan da daha da iyi yani. Ama Double Dragon oyunları her zaman challenge'a yer vermekte ve sınırsız devam hakkını elinizden almakta. Onun için eğer devam edemediğiniz takdirde, öldüğünüz takdirde en başa dönüp tekrar oynamanız gerekiyor. Yani bunu da yapacak durumumuz yok açıkçası. Ben video çekiyorum, size bu oyunu tanıtıyorum işte yani. Bu Kel abi Abobo olması lazım. Yani bir türlü gördüğünüz gibi buzda kayar gibi karakterimiz hareket ettiği için yerimizde duramıyoruz. Sürekli düşüyoruz. Böyle iki karakterin arasına girmek kadar tehlikeli hiçbir şey yok bu oyunda. Araya girdiniz mi bir daha da çıkamıyorsunuz kolay kolay. Şunu almaya çalışıyorum sopayı ama maalesef sistem bana müsaade etmiyor diyeyim. Peki şunu alalım. Yok.
Daha sonra bu oyunu daha da iyi bir oyun olan Double Dragon 2 oyunu takip edecek arkadaşlar. Double Dragon 2 The Revenge'di yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra Double Dragon 3 gelecek. NES için Double Dragon 4 gelecek arkadaşlar. Sadece NES'e özel 8 bitli konsollara. Yani 8 bit hakikaten en azından oynadığımız makine 16 bitlik bir makine. Nispeten biraz daha kaldırıyor insan oynarken de 8 bit daha da zor. Bu arada Mission 2'ye geçtik gördüğünüz gibi. Birinci Mission'ı tamamlamış olduk. Böyle gördüğünüz gibi çevredeki şeyleri bulup düşmanın kafasına atmak. Keza bunu düşmanlar da size karşı kullanıyorlar. Böyle özellikleri sebebiyle gayet ilgimizi çekmişti. Bakın böyle tırmanıyorum, buraya geliyorum. Buraya geldim ama evet bayağı 3 kişinin arasında kaldım. Evet 1994 senesinde arkadaşlar Double Dragon oyununun filmi geldi. Şimdi normalde filmlerin oyunu yapılır. Belki de ilk örneği odur. Bir oyunun filmi yapıldı arkadaşlar. Dönemine göre çok büyük eleştiriler aldı. Doğru düzgün bir para da kazanmadı. Çok iyi bir film değildi ama artık çocukluk mu dersiniz? Ben bayağı bir Double Dragon fanı olmuştum artık bu Sega Mega Drive versiyonlarını oynayarak. CD'sini bulduğumda 7 CD'siyle yattığımı hatırlıyorum. Yani nasıl bir aşk ise yani. Evet bunun tetiklenmesini bekledim. Yani bir tetiklensin de iki rakip gelsin diye bekledim. Maalesef bu gördüğünüz gibi bu bir yerlerden düştüğünüz zaman yaptığınız chatte işe yaramıyor arkadaşlar. Canınızdan götürüyor o biçim. Direkt bir canınıza mal oluyor yani öyle söyleyeyim. Bakın yere aşağı düşmemek için bir gayret sarf ediyorum. Evet abi bizi dövmekten manyak etti. Ama nihayet geçtik. Double Dragon 4'ten sonra NES için çıkan arkadaşlar. Daha sonra Super Double Dragon isimli Super Nintendo'ya bir oyun çıkıyor. Bir de Battletoads'la beraber ortak bir oyunları var ama hiç söz etmeye bile gerek yok. Spin-off bir oyun olduğu için yani. Ben spin-off sevmem. Mesela şeyleri de sevmem. Yani Street Fighter vs. Tekken. Mesela yani hiç benim için anlamsız yani. Super Double Dragon Super Nintendo için çıkmıştı. Kesinlikle oynayacağız arkadaşlar. Gayet iyi bir oyundu çünkü. Çok oynadım ben onu Super Nintendo'da zamanında. Neyse Super Nintendo'da Sega Mega Drive gibi 16 bit bir konsoldu. Ne kadar kötü olabilir grafikleri. ...2012 senesinde bu seriyi canlandırmayı düşündüler. Gayet de iyi bir hareketle Double Dragon Neon isimli... ...günümüz modern beat-up'larına örnek olacak şekilde... ...oyunun bir versiyonu çıkardılar. Gayet başarılı olduğunu söyleyeyim. Başarısız olduğu yönü... ...ki 12, onu da kesinlikle oynarız ama... ...ben baktığım kadarıyla bir chatini göremedim. Yani oyunu bitirmeniz imkansız arkadaşlar yani. Adamlar ona göre
Yani bitirmenin imkansız olacak şekilde yapmışlar. Onun için sonuna kadar gelemeyeceğim için ondan korkuyorum yani. Çünkü ben bir oyunu başlattım mı sonuna kadar size göstermek istiyorum. Yoksa çektiğim videonun bir anlamı yok. Müzikleri efsane arkadaşlar gerçekten. Evet, Black Warrior çetesi Willy isimli gangsterin önderliğinde şehre korku salıyor arkadaşlar. Bizde cadde bakın bazı ödüller falan konulmuş artık. Biz de bu canilerin hakkından gelmeye çalışıyoruz. Yani adama vur vur ölmedi yani. Bir de arkadaşlar Xbox 360 için oynadığım bir şey vardı benim. Double Dragon 2 Revenge'in yeniden yapımı. Hayatımda oynadığım en kötü oyun olabilir. Onun için hiç bahsetmeyeceğim bile ondan. Birçok yerde de en kötü oyun olarak gösterilmiş gerçekten. Birçok kaynakta gelmiş geçmiş en kötü oyunlardan birisi olarak gösterilmiş. Double Dragon 2'nin o versiyonu. Şöyle çok iyi kafa atabiliyorsunuz mesela. Bakın. Şöyle bir vuruşumuz var. Şöyle bir ters vuruşumuz var. Bakın. Bakın bu aralara şeyler koymuşlar. Yani gel de düşme. Düşmemek çok zor. Bu kuyulara, tuzaklara. Bu Abobo isimli karakter filmden de hatırlayacağınız gibi seyrettiyseniz. Ya seyretmediyseniz de seyredin yani. Double Dragon bu ya. Büyük efsane arkadaşlar yani. Abobo isimli steroid yığını. Aşırı kaslı bir abi. Aslında kötü niyetli değil ama gruba katılmış artık. Evet, oradan atlamamız ufak çaplı bir mucizeydi benim açımdan. Çünkü hep orayı oynarken hep orada düşerdim yere. ...94 senesinde filmden sonra filmin iki kişilik dövüş oyunu şeklinde bir oyunu yapıldı arkadaşlar. Gerçekten can canlı karakterler, can canlı arka mekanlar, can canlı oynanışlarken oyunda bizim aklımızı başımızdan almıştı yani. Bu abi ölmüyor herhalde. Allah'tan herif bıçak attı da öldü. Çok şık hareket. Böyle gidiyoruz. Tam adam geliyor. Evet, şuradan bir kolayını buldum ama evet, bıçak iyi can alıyor arkadaşlar. Bu arada oyunun neredeyse başlarında bulduğumuz sopayla bayağı bir ilerleme şansımız oldu. Bu oyunda gördüğünüz gibi sopalar vesaire, bıçaklar gayet tesirli. Ve rakip de bunu kullanabilmesi enteresan olmuş, özellikle o yıllarda yani.
Evet, şöyle kenardan gidiyoruz arkadaşlar. Gene abi böyle karşılaştık. Oba. O ikinci ababayı da gördük. Buradan nasıl çıkacağız? Hiçbir fikrim yok. Gördüğünüz gibi anormal zor arkadaşlar. Böyle bir zorluk yok yani. Bu arada süre bitti. Süre bitince bir canımız da gidecek. Yani hiç ayağa kalkamıyoruz yani. Ayağa kalktığımızdan indiriyorlar. Başka bir çare düşünmemiz lazım. Ve maalesef time over oldu. Evet, şöyle bir boşluk yaratmaya çalışıyorum kendime ama maalesef mümkün değil çünkü bir tanesi devamlı arkanıza geçiyor. Neyse 3'lü 2'ye indi. Şunu alıp evet. Şimdi belki biraz rahatlarız diyecektim. O da nasip olmadı yani. Evet, kucaktan kucağa bir gidiş bizimkisi. Nihayet. Evet, invade de enemy base. Enemy base'e yaklaştık. Evet, şimdi bu abi bizi dövmekten haşit edecek herhalde. Öyle gözüküyor. Diziyle kafamıza vuruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendisi. Hadi öyle artık yani. Evet, nihayet öldürdük. Ve köprüden karşıya doğru geçiyoruz. Gene aynı abilerin olması kötü oldu. Evet, tahmin ettiğiniz gibi vuruş hissi yok gibi bir şey oyunda. Yani ilkel bir oyun olduğu gerçeği gün gibi ortada. Mavi olan karakter Billy. Turuncu olan karakterde veya kırmızı da diyebiliriz. Evet, şu her zaman işe yarar ama Jimmy arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi o hareket her zaman işe yarıyor. Şunu alalım, öyle gidelim. Boş gitmeyelim.
Evet, hayatımızın dayağını yedik arkadaşlar. Bir kamyon dayak yedik. Ve adamlar ölmüyor. Daha sonra ben bu oyunu Sega Mega Drive'de oynamaya devam ettim arkadaşlar. İkinci oyun, üçüncü oyun. Hani üçüncü oyun bu oyunun en zayıf noktasıdır. Kime sorsanız öyle söyler zaten. Üçüncü oyun zayıftı yani, çok zayıftı. Ama ikinci oyun iyidir arkadaşlar. İkinci oyunu inşallah oynayacağız. Ben tabii her zaman birden başlama taraftarıyım. Madem bir oyun tanıtıyoruz. Şey de öyle mesela, Streets of Rage de öyle mesela. İkisi efsanedir. Gelmiş geçmiş en iyi beat'em up'lardan birisi olarak gösterilir. Ama gördüğünüz biri oynadık ilk olarak. İlk birin videosunu çektik. Sıra 2'ye de gelecek. Bu yeşil abi Abobo'nun yeşil versiyonu. Ve tabii ki de daha kuvvetli olacak. Ve evet, bir kapıdan içeriye girdik. Artık Mission 4. Zaten 4 mission'dan oluşuyor oyun. Şurada bir sürpriz bizi bekliyor olacak. Bakın. Yani oraya da değmeden rakiplerimizi geçmemiz lazım. Ah. Ekranı ilerisine gidince bu sefer öbür karakter de başa bela olarak çıktı. Neyse, iki kişiyle zaten iyi kötü başa çıkıyoruz ama işte 3-4 olunca. Evet. Ayda, hiç beklenmedik anda. Evet. Allah'tan onlara da zarar veriyor. Evet. Tekrar bir Abobo faciasıyla baş başayız. Bu oyun aslında Sega Genesis değildi arkadaşlar. NES, Super Nintendo'da zaten başka bir oyun yok yani. Yani Super Double Dragon var. Battletoads oyunu var. Onu zaten geçiyoruz dedim. Bir de orada da bir tane bir dövüş oyunu var, Double Dragon'lu. Gayet kötü bir oyun. Azot patlamasını 8 bitli konsol olan NES'le yapmış yani. O da enteresan bir şey. Yani çok daha düşük grafikler, arcade versiyona göre falan ama. Evet, güzel bir seri yakaladık burada. Ama tabii ki Abobo ölmek nedir bilmiyor. Ve şuradan şimdi ikinci Abobo çıkacak. Adam ölmedi ya. İnanılır gibi değil yani. Evet, bu oyunun bir hilesi aslında. Şöyle tersten çakmak. Evet, devam ediyoruz yolumuza. Kenardan kenardan gidiyorum ve Meryem'e ulaştık arkadaşlar. Meryem yukarıda asılı bir şekilde. Ve buranın zor bir bölüm olduğunu söylememe herhalde gerek yok.
Evet. Araya aldılar mı? Veriyorlar da veriyorlar. Ve evet, başımızın belası. Oh. Ana baba günü oldu arkadaşlar ve son boss'umuz oyuna dahil oldu kurşunlarıyla beraber. Kara Savaşçılar Black Warrior sitesinin kötü lideri. Biz tabi ona çalışacağız arkadaşlar. Ona çalışmalıyız. O ölürse diğer ikisi de otomatik olarak ölmüş sayılıyor. Ve onu öldürürsek oyunu bitirmiş oluyoruz zaten. Ah. Gördüğünüz gibi Double Dragon tuşlara basmaktan elinizin yorulduğu bir oyun. Evet, az kaldı. Çünkü vurunca ses değişiyor arkadaşlar. Ve Meryem'e kavuşuyoruz. Meryem bize bir öpücük konduruyor. Donu gözüküyor yalnız. Eğer iki kişi oynuyor olsaydık Billy ve Jimmy en sonunda güç barları tekrar dolacaktı ve birbirleriyle dövüşeceklerdi. Ne için biliyor musunuz? Meryem için arkadaşlar. Bu da son bomba olsun. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için çan işaretini tıklamayı unutmayınız. Herkese hayırlı akşamlar.